Fikret Bila, Halk Halkçı Modeller İktidarın yarattığı ekonomik krizin vatandaş üzerindeki yükünü azaltmanın yolu CHP'li belediyelerin uyguladıkları halkçı modelleri yaygınlaştırmaktır. İktidarı krizden çıkabilmek için vatandaşın yükünü daha arttırmaya, cebinden daha fazla para almaya hazırlanıyor. Geçim sorunu bir numaralı sorun. Eskiden orta sınıf geçimini sağlar, dışarıda ailece yemek yiyebilirdi. Bu artık büyük kentlerde mümkün değil fiyatlar fırlamış durumda. Marketten alışveriş yapmak lüks hale geldi. İktidar yarattığı krizi aşmak için ücretleri enflasyonun çok altında artırmaya hazırlanıyor. Asgari ücret ve en düşük emekli aile ise sabit kalacak. Bu koşullarda CHP'li belediyelerin geliştirdiği halkçı uygulamalara daha fazla ihtiyaç olacak. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı kent lokantalarının sayısı artıyor. Kent lokantalarını diğer CHP'li belediyelerde hızla uygulamaya sokmalı. Keza Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı kent marketleri de yaygınlaştırılması gereken bir uygulama. Bu uygulamaların yanı sıra CHP lideri Özgür Özel, emekliler için emekli halk kart uygulamasının da başlatılacağını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, emekli halk kart uygulaması ile ilgili olarak, Anka'ya şu bilgileri verdim. Biz CHP'li belediyeler olarak Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla da büyük şehirlerimizde emekli kart uygulamasını hayata geçireceğiz. Kasaptan alışveriş yapabilecekler, nakli destekler olacak, doğalgaz ve suda indirimler olacak. Kendi oturdukları semtlerde esnaftan alışveriş yapmalarını sağlayacak, kolaylaştıracak önlemler olacak. Yani iktidarın o devasa bütçesine karşı belediyelerimiz kısıtlı bütçemize rağmen biz emeklimizin yanındayız diyecek. Taşcıer CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarına şu örnekleri de verdi. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 bin liranın altında maaş alan emeklilerimize 1000 lira destek, aylık 400 lira et yardımı, doğalgaz yardımı gibi birçok yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışan destekler yapıldı. Şimdi geldiğimiz noktada kazandığımız birçok belediyede, örneğin Üsküdar Belediyesi emeklilere pazar desteğini seçilir seçilmez hayata geçirdi. Denizli Belediyesi emeklilerine 5 bin lira nakdi destek hayata geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediye'miz Kurban Bayramı öncesi 2 bin lira emeklilere para yatırdı. Bu uygulamaların yaygınlaştırılması emekliler başta olmak üzere işsizler, asgari ücretle çalışanlar için çok önemli bir destek oluşturuyor. CHP'li belediyelerin uyguladığı halkçı ekonomik politikaları bu iktidarın uyguladığı neoliberal ekonomi politikalarının alternatifidir. CHP, belediyelerinin uygulamalarında yola çıkarak iktidara geldiğinde bütün Türkiye'de uygulayacağı kamucu ekonomi projelerini hazırlayıp halka açıklamalıdır. Türkiye'de bu iktidarın yarattığı ekonomik ve sosyal çöküntüyü onarmanın tek yolu kamucu ekonomi politikaları uygulamaktır. CHP bu hazırlığı yapmalıdır. Belediyeler sadece ekmek ve gıda ürünlerinde değil, özellikle vatandaşın bütçesinde önemli yer tutan elektrik, su, ulaşım hizmetlerini daha ucuza sunacak modeller geliştirmelidir. Hayat pahalılığıyla mücadele eden ailelere çocukların okul masraflarını düşürecek katkılar yapmalıdır. Yine sağlık hizmetlerinden daha kolay ve daha ucuz yararlanabilmeleri için de sağlık yardımı uygulamaları genişletilmelidir. CHP'li belediyeler halkçı ekonomi politikalarıyla iktidara alternatif olduklarını bütün alanlarda daha çok ortaya koymalıdır.